Sen mi? Karadeniz'deki balıklar Ali Reis kaç gündür niye gelmiyor diye bizleri boykot ettiler, iyi mi? Özledim namussuzları. Mahsun gelmedi mi? Geldi, gelmez mi? Hatta Ebru da geldi. Mahsun'un deli olduğu kız mı? Evet, doktorlar isim vermediler ama haberleri var. Neredeyse gelirler. Kendini yorma. Daha çok konuşuruz. Bırakma Şevket kaptan. Atın ölümü arpadan olsun. Anlayacaksın Ebru kızım, artık yarım adam oldu. Bundan sonra ne yaşarsak onu kar sayacağız. Olur mu Ali Reis, dur bakalım. Daha çok güzel günler var önümüzde. Benim değil, sizin var. Mahsun nerede? Özledin keratayı. Konuştum, geliyor. Eli kulağındadır. İşini değiştirmiş. Aylarca işsiz kaldı. Şimdi kapışılıyor. İyi çocuktur Mahsun. Kalbi de altın gibidir. Seni de çok seviyor. Ebru Hanım da öyle mi düşünüyor acaba? Yani... Mahsun çok iyi bir insan. Hatta iyiden de öte. Keşke onun bana duyduğu duyguları ben de ona karşı duyabilseydim. Nelerini vermezdi sana, bir bilebilsin. Ben artık gideyim. Sizin de dinlenmeniz gerek. Tabii, şu hastaneden bir çıkalım, sahilde yine rakılarız. Harika olur. O geceyi unutmuş değilim. Çok değişikti benim için. Mahsun'a şarkı da söyletiriz. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Güle güle. Güle güle. Senin bu tür insanlarla dostluk, arkadaşlık edebileceğine inanamıyorum. Balıkçılar, kaptanlar, reisler... Tanıyana kadar senin gibi düşünüyorum. Çok sıcak insanlar. Sevgileri, dostlukları çıkarsız. Her şeyleri samimi. Bu sitem bana mı? Sadece sana değil. Bizim çevremizde sevgiler yapay ve menfaat üzerine kurulur. Belki de haklısın. Sevgiden, şefkatten yoksun bir hayat bizleri bu hale getiriyor. Mesela Mahsun'un bana olan sevgisi öyle saf, öyle temiz ki büyük bir acı çekiyor. Yoksa sen... Hayır, hayır. Keşke ben de aynı duygular içinde olabilseydim. Seni hala çok seviyorum Ebru. Kendimi bir türlü affedemiyorum. Bazen ilişkimizi düşünüyorum da... Alışkanlık mı yoksa zaaflarımızın tatmini mi? Sence hangisi? Bunu anlayabilmiş değilim. Kafam karmakarışık. Olayları sağlıklı değerlendiremiyorum. Efendim, not bıraktım. Tamam, bana yarım saat sonra fabrikayı bağla. Olur Mustafa Bey. Mustafa içeride mi? Gönül Hanım. Sana içeride mi dedim? İçeride ama görüşemezsiniz. Görüşemez miyim? Sen kim oluyorsun Şıldır? Hayır, Gönül Hanım. Çekil sana, çekil dedim. Kapında beslediğin köpeklere söyle, bundan sonra zorluk çıkarmasınlar. Sen ha? Evet ben. Beyefendi telefonumuza çıkmaz, bizimle görüşmek istemez. Ne oluyoruz söyler misin? Olan bir şey yok. Seninle ilişkimiz bitti, hepsi bu. Bu kadar kolay ya, bu kadar basit. En güzel günlerimi sana verdim. Mükafatı bu öyle mi? Çocukluğu bırak. Bana verdiğin senelerin karşılığını fazlasıyla aldım. Beni bırakamaz. Hani beni seviyordun? Hani sana çok şey veriyordum? Şimdi sevmiyorum. Nefret ediyorum senden. Verdiğimle yetinmedin. Haddini aştın. Artık beni ne ara ne de sor. Başka birini buldun değil mi? Belki de genç ve körpe biri. Şimdi de onun posasını çıkaracaksın öyle Yeter mi? Yeter artık. Terk et burayı. Son sözüm bu öyle mi? Pişman olacaksın Mustafa. Yemin ederim çok pişman olacaksın. Ayaklarıma kapanacaksın. O zaman seni hiç affetmeyeceğim. Bu söylediklerini yapmak tehlikeli olmaz mı? Metin'in gözü dönmez. Bu tür adamları tanıyorum. Zoru gördüklerinde yelkenleri suya indirir. Kuzu kuzu çekleri verecektir. Başının derde girmesini istemiyorum. Polise şikayet ederse... Edemez. Kanunsuzluk yapan kendisi. Ya maliyeye şikayet edersin? Cezayı göze alırız.
Ama Metin denen üçkağıtçıya avanta vermeyeceğiz. Beni bu dertten kurtarırsan sana çok minnettar kalacağım. Bunu boş verin. Siz şimdi onun evinde görüşme imkanı sağlayın. Birlikte gidin. Şüphelenirsin. Kabul etmezsin. O sizi düşünür. İkna etmelisiniz. Ben sizin hakkından imansız gelirmiş. Kızım yeter. Kapının önünde kirli kalsın. Olur mu Hanife teyze? Elim değmişken çıksın arada. Senin bu iyiliklerini nasıl unuturum? Keşke gelinim olsaydın. Mahsun'la evlenmeye niyeti yok galiba. Yok. Ölmeden mürüvvetini bir görsem. Artık iyi de bir işi var. Belki de bir kızı seviyordur. Öyle olsa söylerdi. Ne bileyim kızım. Şimdinin erkekleri başka olmuş. Kolay gelsin. Hoş geldin Selim abla. Sen miydin? Nasılsın anne? Nasıl oğlum? Görüyorsun işte. Emine artık senin kızın gibi. Sağ olsun. Yapma Selim abla. Ne yapıyorum ki? Öyle deme kızım. Şu yaşlı halinde sen olmasan ben ne yapardım? Peki, başka bir şey yoksa ben gideyim artık. Annem merak eder. Yok kızım. Anana selam söyle. Peki, baş üstüne. Sağ ol. Mahsun'a şu kızı alalım diyorum. İstemiyor. Aslında çok iyi olur. İyi kız, güzel kız. Kocanla aran nasıl? Şimdilik iyi. Yarın olmaz da öbür gün buluşuruz. İşim var çünkü. Tamam, görüşmek üzere Orhan. Orhan mı? O da kim? Şey, yani yeni tanıştık, telefonla aradı. Anne, yoksa... Olur mu kızım? Hemen kötü düşünme, ne ilgisi var? Anne, biliyorsun, seni babamın dışında bir erkekle düşünmek bile istemiyorum. Ebru, lütfen konuşmana dikkat et. Ayrıca kendi yaptıklarına bak. Ne varmış yaptığımda? Eski nişanlı Tahir. Sana yaptıklarından sonra hala birliktesin. Hayır, değilim. Sadece konuşuyoruz. Ne var bunda? İçin öyle demiyor. Hala tutkunsun ona, ben biliyorum. Yeter anne, tercihimi yapabilecek yaştayım. O zaman annene sitem ederken dikkat et. Mustafa Bey orada mı Neşe? Hayır, biraz önce çıktı. Peki nereye gittiğini biliyor musun? Hayır Sedef Hanım, bir şey söylemedi. Peki Neşe, sağ ol. İyi günler efendim. İyi günler. Sekreterin haber vermediğine göre buraya geliyordur. Biliyordum geleceğini sevgilim. Biliyor muydun? Evet. Sekreterinle konuştum. Nereye gittiğini bilmediğini söyleyince buraya geliyor dedim. Seni kurnaz seni. Bakalım ne diyecek. Evinde görüşmemizi kabul etmezse kötü. Edecektir, merak etme. Alo. Metin. Evet, kiminle görüşüyorum? Serpil, tanımadın mı? Vay hanımefendi. Hangi dağda kurt öldü? Sen arar mıydın? Öyle gerekti ve aradım. Nasılsın? Harika. Evet, ne istiyorsun? Sendeki 10 milyarlık iki çekim vadesi yaklaşıyor. Biliyorum, dört gözle bekliyorum. Seninle son bir kez görüşmek istiyorum. Nereden icap etti? Ben her şeyin konuşulduğu kanısındayım. Konuşulmayan bazı şeyler var. Neymiş onlar? Şey, telefonda olmaz. Yüz yüze görüşmemiz lazım. Yüz yüze mi? Oraya gelmemi mi istiyorsun? Hayır, hayır. Buraya gelmene gerek yok. Ben gelirim. Sen mi geleceksin? Bana bak. Bir dolap çevirmiyorsun değil mi? Ne ilgisi var? Ayrıca ne yapabilirim ki? Zaten öyle bir şey yaparsan başına büyük dert açacağını biliyorsun. Yarın gel, bekliyorum. Oldu, görüşmek üzere. Ne oldu, ne diyor? Kabul etti ama şüphelendi. Görüşmeyi kabul etsin de şüphelensin. Thank you.
Buyurun. Demin buradan bir adam çıktı. Ha, Mustafa Bey. Burada mı oturuyor? Hayır, ikinci katta Sedef Hanım var. Ona gidip geliyor. Zengin bir adammış. Ha, demek öyle. Niye sordunuz? Allah Allah, ne insanlar var ya. Buyurun. Sedef Hanım'la mı görüşüyorum? Evet. Sizinle konuşmak istiyorum. Ne hakkında? Mustafa ile ilgili. Mustafa ile mi? Eşimiz mi? Hayır, arkadaşıyım. Öyle mi? Buyurun, içeri buyurun. Kirasını Mustafa mı ödüyor? Anlamadım. Evin diyorum. Kirasını Mustafa mı ödüyor? Evet de size ne? Artık benimkini ödemiyor. Ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Mustafa sevgilimdi. Metresiydim yani. Beni terk etti. Senin yüzünden. Neden benim yüzümden? Sen olmasaydın Mustafa hala benimle birlikte olacaktı. Bakın, adınızı bile hala bilmiyorum. Bunları konuşmak için geldiyseniz muhatabı ben değilim. Doğru ya. Adımı söylemeyi unuttum. Gönül. O alçak benim posamı çıkarıp sokağa attı. Neden kendisiyle konuşmadınız? Konuştum. Seninle ilişkisini söylemedi. Yalan konuştu. Neyin çabası içindesiniz? Görmek istediğiniz benden gördüm. Evet, gördüm. O cibiliye size söyle, anasından emdiği sütü burnundan getirir. Yarına kadar mallar ancak yüklenir. Zamanında elinizde olacaktır, merak etmeyin. Buyurun. Adım Ebru, Mahsun Bey'le görüşecektim. Burada mı? Evet, Serpil Hanım'la görüşüyorum. Haber verebilir misiniz? Bir dakika. Tamam, dediğin gibi yaparız. Efendim? Ebru Hanım diye biri Mahsun Bey'le görüşmek istiyorum. Ebru mu? Hı? Telefonda mı? Hayır, burada. Odamda görüş. Yo yo, burada görüşebilirsin. İçeri al. İyi günler. Rahatsız ettim. Rica ederim. Sanırım yalnız görüşmek istersiniz. Şey... Patron içen mi? Evet. Güzel kadın. Geçen gün hastaneye gelmedin. Ali Reis seni sordu. Cevap vermeyecek misin? Eski nişanlınla çok samimiz. Yoksa... Evet, sizi hastanenin önünde gördüm. Keşke görmeseydim. Düşündüğün gibi değil Mahsun. Ne kendini ne de beni kandır. Açıkça söyleyebilirsin. Sana karşı bir sorumluluğum yok. Olsa söylerdim. Ne olurdu iki arkadaş olarak kalabilseydik? Bunu benden isteyemez. Sana tutkun olduğumu biliyorsun. Sevdalıyım sana. Bir gün unutacaksın. Bu duyguyu uzun süre aynı sıcaklıkta yaşayamazsın. Yanılıyorsun. Benim sana olan bu sevdam bitmez. Ölene kadar hem de. Mehmet Kırmızı Gül'le ilgili hiçbir sorun kalmadı efendim. Hepsini temizledik. Güzel. Artık eski ortamla ilgili her şey bitti. Bir daha gündeme gelmesini istemiyorum. Geçen gün Gönül Hanım bir fatura göndermiş. Ödediniz mi yok? Hayır. Siz ödemeyin deyince ödemedik tabii. Yalnız... Evet. Bana telefon açtı, ağzına geleni söyledi. Şirret bir kadınmış. Cürmü kadar yer yakar, boş ver. Çok öfkeli efendim. Bu tür kadınların yapamayacağı kötülük yoktur. Takma kafana Şahap Bey. Hadi sonra görüşürüz. Oldu efendim. Arayan soran var mı Neşe? Şey efendim, Sedef Hanım aradı. Çok önemliymiş. Aramanızı istiyor. Öyle mi? Bağla bakalım. Evet. Sedef Hanım telefonda. Alo. Neredesin Allah aşkına? Hayırdır, ne oldu? Ne olacak? Gönül diye bir kadın evime geldi. Söylemediğini bırakmadı bana. Gönül mü geldi? Öyle bir kadınla ilişkin olduğunu neden söylemedin? Bırak şimdi. Geçmişteki bir olay. Ne dedi sana? Tehdit etti. Sana çok kızgın. Deli gibiydi. Bir daha gelirse açma kapıyı. Ay açar mıyım? Korktum vallahi. Hadi sonra görüşürüz. Akşama gelecek misin? Sanmıyorum. Ulan ister misin bu gönül başımıza bela olsun? Thank you.
Tabanca ne? Babamın. Bana bıraktığını söylemiyor muydu? Bıraktı ama kullanman için değil. Kullanacağımı kim söyledi? O halde niye aldın? Taşımak için. O silah hiç tehlikeli iştir. Allah korusun. Sinirli bir çocuksun. Korkma ana, bir şey olmaz. Nasıl korkmam oğlum? Daha dün seni cinayetle suçladılar. Davan hala sürüyor. Polis seni yakalarsa senin için iyi olmaz. Suçsuz olduğumu hakim de biliyor. Yakında beraat edeceğim. Beni seviyorsan bırak şu silahı. Seni çok seviyorum ana. Oğlum bir şey yapmayacağım. Alo Mahsun. Evet. Ben Serpil. Sen daha çıkmadın mı evden? Hayır. Ayağım bir türlü gitmedi. Bir şey olacağından korkuyorum Mahsun. Korkmanıza gerek yok. Ben başaramayacağım işe girmem. Bilmiyorum. İlk defa böyle bir işe girişiyorum. Merak etmeyin. Her türlü tedbir aldım. Bu iş tahminimizden de kolay bitecek. Çekleri alalım derken başınız belaya girsin istemiyorum. Güvenin bana girmeyecek. Sana güvenmesen böyle bir şeye kalkışmazdım zaten. O halde çık buluşalım ve bu gece bu işi bitirelim. Tamam, ben çıkıyorum. Görüşmek üzere. Korkmana gerek yok. Hadi bakalım. Merhaba. Merhaba. Yalnız geleceğini sanıyordum. Yabancı sayılmaz. Yeni mali danışmanım Mahsun, eskisi Metin. Memnun oldum. Buyurun, içeri buyurun. Kendime viski hazırlıyorum. İster misiniz? Sağ ol. Ben de almayayım. Kusura bakmazsanız ben bir kadeh içeceğim. Rica ederim tabii. Görüşme isteğini hala anlayabilmiş değilim. Üstelik aramızdaki meselenin sadece ikimizi ilgilendirdiğini sanıyordum. Yine ikimizi ilgilendiriyor. Mahsun'u kastediyorsan mali danışmanım olduğunu söyledin. Aranızdaki bütün olayları biliyorum. Öyle mi? Demek anlattı. Bu sizin için tehlikeli olmaz mı Serpil Hanım? Buraya sendeki iki çeki almaya geldim. Vay vay vay. Demek 10 milyarlık çeki almak istiyorsun. Evet. Sonunu hiç düşünmeden... Maliyeye vergi kaçırdığını ihbar edersen? Her şeyi göze aldım. Mali danışmanına sordun mu? Bu işleri iyi bilmesi lazım. Her şeyi inceledim. Naylon fatura kullandığını biliyorum. Beni zorlayan Serpil'di. Milyarlarca lira vergiden kurtardım. O para benim hakkım. Yalan. Faturaların sağlam olduğunu söyleyen sen değil miydin? Şimdi suçu bana atıyorsun, öyle mi? Ben senin ne para göz olduğunu bilmez miyim? O zaman beni tebrik etmiştin. Çekleri vermeni istiyorum. O çekleri Serpil ciroladı ve bana verdi. Hizmet karşılığı. Hizmetin mi, sahtekarlığın mı? Bu laflar sana yakışmıyor. Çekleri istiyorum. Zorla mı alacaksınız? Şimdi sizi polise bindireceğim. Bak kardeşim. O çekleri istiyorum. Çabuk evimi terk edin. Yoksa... Yoksa? Yoksa ne yapacağımı bilirim. Çekleri istiyorum. Mahsun, hayır. Hayır Mahsun, hayır. Sen karışma. Çekleri istiyorum. Anne yeter. Mahsun çocuk değil, bir bildiği vardır. Yoksa tabancayı niye alsın? Bu yaşa geldi, bir gün olsun yanına almayı düşünmedi. Bunda bir iş var Sevim. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Peki hiçbir şey söylemedi mi? Sadece korkma ana dedi, bir şey olmayacak. Hanife teyze, Mahsun öyle diyorsa öyledir. Belki de kendini emniyete almak istedi. Niye istesin? Düşmanı yok ki Mahsun'un. Anne belli mi olur? Durduk yere cinayet işlemekle suçlanmadı mı? Daha davası bitmedi. İyidir, hoştur ama gözü karadır Mahsun'un. Elini kana bulamasından korkuyorum. Allah korusun Hanife teyze. Hadi yat, geç oldu. Biz Sevim ablayla Mahsun'u bekleriz. Gözüme uyku girmez ki kızım. Allah yardımcısı olsun oğlumun. Bana bağışlasın onu.
Fazla zorluk çıkarmadan çekleri verdiğin için sağ ol. Sanırım bu sana iyi bir ders olmuştur. Bu işin biteceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Peşini bırakmayacağım. Elinden geleni ardına koyma. Eğer ileri gidersen şerefsizim senin için iyi olmaz. Sen bu kadını tanımıyorsun. Çok güzel adam kullanır. Beni yeterince kullandı. Şimdi de seni kullanıyor. Yazıklar olsun. Sana güvenmenin sonu bana kazık atmakta öyle mi? Çimde kullanılmaktan söz ediyorsun. Muhasebendeki her türlü yolsuzluktan haberin vardı. Her şey senin bilgin dahilinde yapıldı. Yalan söylüyorsun. Hayır, doğru söylüyorum. Kes artık. Gidelim Serpil. Gidelim. Bu adamı dinlemeye daha fazla tahammül edemeyeceğim. Bunun intikamını senden çok kötü alacağım. Eğer ben demediysem bunu unutmam. Unutamam. Bir ara ödüm koptu. Neden? Silahlı olduğunu söylememiştin. Vuracaksın sandım. Deli misin? Sadece korkuttum. Öyle kararlıydın ki şaşırdım. Öyle olmam gerekiyordu. Ama bu acıyı unutmaz, unutamaz. Sana büyük bir minnet borcum oluştu. Teşekkür ederim. Rica ederim sen. Artık şu anın lafını kaldırsak? Alışkanlık. Bunu kutlamalıyız. Hafta sonu güzel bir parti düzenleyeceğim. Yarın biraz geç kalacağım. Bizim Ali Reis'i hastaneden çıkaracağız da. Tabii. Mahsun Kırmızı Gül'ün evini arıyordum. Mahsun'un evi mi? Evet. Niye aramıştınız? Kendisiyle çok önemli bir şey konuşacaktım. Gelin benimle. Adım Gönül. Siz nesi oluyorsunuz? Emine, komşusuyum. Evde olduğunu sanmıyorum. İşe gitmişti. Nerede çalışıyor? Bir konfeksiyon firmasında ama bilmiyorum. Hanife teyze! Hanife teyze! Buyur kızım. Bu hanım Mahsun'u soruyor. Mahsun'u mu? Hayırdır? Adım Gönül. Çok önemli bir şey görüşmek istiyordum. Benim de Hanife. Önemli şey neymiş kızım? Babası Şehmuz'la ilgili. Şehmuz'um öleli yıllar oldu. Ne olabilir ki kızım? Çok şey. Oğlunuz Mahsun anlatacaklarımı duyunca öyle sanıyorum ki bütün hayatını yeniden değerlendirecek. Ailece büyük bir ihanete uğradınız. Kızım sen neler söylüyorsun? Ah, bu günleri görmekte varmış. Hayat çok güzel be çocuklar. Direkten döndün Ali Reis. Yüreğimizi ağzımıza getirdi. Ondan sonra kendine dikkat edeceğiz. Öyle heyecan filan yok. Heyecan işini hallederiz de rakıyı ne yapacağız? Doktor söyledi. Çok az olmak kaydıyla içeceksin. O da her gün değil. Tadı mı rakı mı olurmuş kafayı bulmadıktan sonra ne yapayım o rakıyı? Ya da sen de su içersin Ali Reis. Suyla vakit mi geçer konuştuğun lafa bak. Geç bana. Hadi, hadi, çok bana, konuştun sen. Konuşmak da mı yasak? Konuşmak değil, yorulmak yasak. Sana yasak olur mu Ali Reis? Hala uykumu alamadım. Bıraksalar 48 saat uyurum herhalde. Uyurmuş. Yarın evlenince ne olacak? Sorumluluk al biraz. Aman kesin. Anne, evlenen kim? Çok acıkmışım. Tabii ekmek elden su gölden. Ben bakarım. Alo. Ayça sen misin? Evet. Ben Serpil, nasılsın? Vay Serpil Hanım, yaşıyor musun sen? Gerçekten doğru. Uzun süredir görüşemedik. Nasılsın? İşler yoğun galiba. Felaket. Annen nasıl? Babanı da uzun süredir göremedik. İkisi de iyiler. Bu hafta sonu bir parti veriyorum. Sizi de bekliyorum. Nereden icap ettin? Sonra anlatırım, bekliyorum. Annemle bir konuşayım. İşi yoksa geliriz. Artık ayarlarsınız canım. Oldu, görüşmek üzere. Serpil Gümüş, hafta sonu bir parti veriyormuş, bizi de çağırdı. Şimdiye kadar neredeymiş? Niye hiç aramamış? İş kadını kolay mı? Gider miyiz? Babana sormak lazım. Babamın işi çıkarsa ikimiz gideriz. Paketleme servisine haber ver. Biraz acele etsinler. Nakliyede sorun çıkıyor. Tabii efendim. İyi günler. İyi günler. Mahsun Kırmızıgül'le görüşecektim. Yoklar. Öyle mi? Ne zaman gelir? Belli olmaz. Niçin aramıştınız? Önemli ve özel. Bana söylemenizde bir sakınca var mı? Sakıncası yok. Ama kendisini anlatmalıyım. Şunda telefon ve adresim yazılı. Kendisine iletin lütfen. Alas mı aldık? Güle güle. Ona söyleyeceklerimin çok önemli olduğunu tekrar hatırlatın. Sevgilim, öyle ispatlar yağdırıyorsun ki kendimi 18'lik kız gibi hissediyorum. Rahmetli kocamdan hiç bu tür laflar duymadım. Onun
sana tapıyorum Zeynep. Seni düşünmek bile insanı heyecanlandırıyor. Böyle konuşmaya devam edersen şımaracağım. Öyle sanıyorum ki şımarmak bile sana yakışır. O güzel dudaklarından öpüyorum. Orhan. Yalnız mısın evde? Hayır, Ebru evde. Nasıl bu kadar rahat konuşabiliyorsun? Odasında. Ayrıca artık bazı şeyleri açıklama zamanı geldi Orhan. Seni sevdiğim ve evlenmek istediğimi Ebru'ya anlatacağım. Erken değil mi? Onu hazırlayıp öyle söylesen. Çocukluğum, yıllardır tek başıma yaşadım. Sırf Ebru incinmesin, kırılmasın diye. Sen bilirsin sevgilim. Hadi öpüyorum. Ben de sevgilim. Ne demek oluyor? Sözlerine dikkat et. Her şeyi duydum. Tahmin etmiştim zaten. Orhan'la birliktesin. Birlikteyim veya değilim. Sana hesap mı vereceğim? Ben senin kızınsan bana hesap vermek zorundasın. Dul bir kadınsın. Hareketlerine dikkat etmek zorundasın. Dulum diye esirmeyeyim ben. Seni üzmemek için yıllardır yalnız yaşadım. Artık yeter. Gönül evlendiriyorsun sen. Babamın mezarda kemikleri sızlıyor şimdi. Onun kemiklerini sızlatan sensin. Kafanın dikine gidip bir psikopatla nişanlandın. Ayrıldın, şimdi tekrar onunla birliktesin. Hayır değilim, sadece görüşüyoruz o kadar. Sen onu külahıma anlat. Duygularını bilmiyor muyum sanıyorsun? Yeter, yeter artık. Seni daha fazla dinlemek istemiyorum. Bana önerdiğin teklifi kabul edemeyeceğim. Kusura bakma. Düşünmeden karar veriyorsun. Ben seni geçmişime atölyeye ortak etmiyorum. Sadece aylık karımdan sana pay veriyorum. Bu çok büyük para tutar Serpil. Bunu hak ettiğimi sanmıyorum. Bence fazlasıyla hak ediyorsun. Beni çok büyük paradan ve dertten kurtardın. Hadi uzatma. Ver elini, seni tebrik edeyim. Şirketimin kar ortağını kutluyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Her şey o kadar hızlı gelişti ki. Bunu kutlayacağız. Hafta sonu bir parti veriyorum. Tabii sen de geliyorsun. İnşallah. Bir kadın geldi bugün. Bu kartı verdi ve aramanı istedi. Önemliymiş. Kadın mı? Gönül, annemle de görüşmüş. Tanıyor musun? Hayır. Allah Allah, ne konuşacakmış benimle? Ne olursun babacığım, gidelim. Çok istiyorum. Ne kadar zamandır sen, ben, annem hep birlikte hiçbir yere gitmedik. Kızım, işim var diyorum. Niye anlamıyorsun? Annenle birlikte gidin. Sen de olsan daha iyi olmaz mı? Mustafa, bir aile olduğumuzu unutuyorsun artık. Ne ilgisi var Meral? İşim olmasa gelmez miyim? Küserim ama babacığım. Ne olursun sen de gel. Ya Serpil de nereden çıkardı bu partiyi? Ben konuşmadım. Ayça konuştu. Çok neşeliydi Serpil. Bir şey söylemedi. Helal olsun kızım. Tek başına konfeksiyonu götürüyor. Durumu da bayağı iyi. Ne diyorsun şimdi? Gelmeyecek misin? Zor hanım. Ayarlamaya çalışayım ama imkansız görünüyor. Siz ana kız gidersiniz. Mahsun, durdun turnayı gözünden vurdun. Konfeksiyona ortak olmak ne demek? Konfeksiyona değil abi, kâra ortak oldum. Daha doğrusu Serpil ortak etti. Zengin oluyorsun ya. Onu bırak, Ali Reis nasıl? İyi, yakında balığa çıkar. Ebru ile aran nasıl? Ebru ile mi? Sevdalıyım be hemşerim. Sevda güzeldir hemşerim. Git, bağır, haykır, seni seviyorum de. Herhalde imana gelir. Olmuyor Recep abi, olmuyor. Olacak bir gün. Bu sevdaya kim dayanır? Ebru dayanıyor. Gözü herhalde başkasında. Halt etmiş. Senden iyisini mi bulacak? Vay, patron içelerin en güzeli. Nasılsın bakalım? İyi, her zamanki gibi centilmensin. Yani aramasan öldü sanacağım. Hadi, kendisi sanki çok ararmış gibi. Aslında haklısın. Çapkınlık nasıl gidiyor? Eski formumu kaybettim. Yaşlanıyoruz artık. Sen mi? Sen yaşlanmazsın. Aradığına göre önemli bir şey olmalı. Hafta sonu bir parti veriyorum. Senin de gelmeni istiyorum. Aman efendim, bu ne incelik. Sen çağıracaksın da ben gelmeyeceğim. Olur mu öyle şey? Sağ ol. Hadi görüşmek üzere. İyi günler. Görüşürüz. Ay. Hadi bakalım. Mahsun, oğlum telefon. Kimmiş? Ebru. Ebru mu? Hemen geliyorum Ergün. Kaçmak yok ona göre. Vay benim Dur. Güzel adam. Bak şunun yaptığına. Sana vurgun, sana yenik, bu zavallı yüreğim. Sana vurgun,
sana yenik bu zavallı yüreğim. Deli eder bu sensizlik, seviyorum sevdalıyım. Deli eder bu sensizlik, seviyorum sevdalıyım. Sevdalıyım, sevdalıyım, yaban gülüm sevdalıyım. Bu sevdada yalanım yok, Allah'ıma sevdalıyım. Sevdalıyım, sevdalıyım, yaban gülüm sevdalıyım. Bu sevdada yalanım yok, Allah'ıma sevdalıyım. Bakıyorum iyisin. Her şey çok güzel gidiyor. Sesinden belli oluyor, keyfin yerinde. Evet, seviyorum çünkü. Kimi? Seni seviyorum. Deli misin sen? Deli değil Major. Hafta sonu Serpil Hanım bir parti veriyor. Benimle gelir misin? Patron için yani. Madem ki istiyorsun, peki. Harika. Hadi görüşürüz. Oldu. Mahsun ne oldu? Yoksa kız kabul etti mi? Evet. O zaman hemen evlendirelim sizi. Onu değil ana, partiye gelmeyi kabul etti. Çok seviyorsun değil mi oğlum? Görüşebildin mi? Gönül'e mi? Ha? Hayır. İş yerine de gelmiş ama görüşemedik. Ben de merak ediyorum. Dayı gelmiyor musun? Geldim geldim. O günden beri Gönül bir daha aramadı. Umudu kesildi galiba. Bırak şu çıldığı, delirmiş. Ne yaptığını bilmiyor. Onunla nasıl birlikte oldun hayret doğrusu. Öyle değildi ki. Birdenbire beni sahiplenmeye başladı. Yaptığını nikahlı karım yapmıyor. Beni nasıl buluyorsun? Genç ve güzelsin. Üstelik beni mutlu ediyorsun. Sadece bu kadar mı? Başka ne istiyorsun? Beni ihmal ediyorsun. Daha sık görüşmek istiyorum seninle. Evli olduğumu unutuyorsun. Biliyorum ama yine de istiyorum. Bu gece burada kalacağın için öyle sevinçliyim ki. Meral ile Ayça partiye gitmemiş olsalardı biraz zor kalırdı. Partiye mi gittiler? Evet. Serpil diye bir konfeksiyoncu var. O veriyormuş. İşim var dedim, gitmedim. Sevgilim benim. Tanışıyorsunuz. Evet, ofiste gelmişti ya. Birlikte geleceğini söylememiştim. Ebru'nun işi belli olmaz. Hayır da diyebilirdim. Aa, Meral Hanım da geldi. Siz yabancı değilsiniz çocuklar. Kusura bakmayın. Geldiğime pek memnun olmadı galiba. Hoş geldiniz. Bu ne güzellik Meral Hanım. Senin yanında lafı mı olur? Ayça nasılsın? İyi. Mustafa Bey yok mu? Ah hayatım, işten başını alamıyor. Sana selam söyledi. İş kadını olduğu her halinden belli. Memnunmuş mu patron içenden? Patron içen değil artık, ortağı. Ortağın mı? Evet, kar ortağı oldu. Bir şeyler içmeyecek misin? Mahsun gel bak seni kimle tanıştıracağım. Yeni iş ortağı Mahsun Kırmızıgül. Meral Hanım ve kızları Ayça. Memnun ol. Memnun ol. Memnun. Meral Hanım Öz Ortaklar Şirketler Grubu'nun patronu çizdi. Öz Ortaklar Şirketler Grubu. Mustafa Bey'in eşi misiniz? Evet. Sen nereden tanıyorsun Mustafa Bey'i? Şu tesadüfe bak. Beni tanımadınız mı? Yo, hayır. Rahmetli babam Mustafa Bey'in eski ortağı Şehriniz Kırmızıgül. Ben Mustafa'nın ikinci eşiyim. Sanırım benden önceydi ortak. Aa, Orhan geldi. Aman efendim, nerelerdesiniz?
tanıştırayım. Zeynep Serpil. Memnun oldum. Dediğin kadar varmış. Gerçekten güzelsiniz. Aman efendim. Rica ederim. Bey'e çok çok selamlarımı ilet. Kendisinin çok yardımını gör. İlet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yakışıklı çocuk. Ebru, ne oldu, ne var? Sana diyorum, ne oldu? Anne. Anne. Evet. Sevgilisiyle. Emin olmaz. Ne oldu sevgilim? Ebru, hay Allah, şu işe bak. Aşağılık bir kadınsın. Şu an yüzüne tükürmek istiyorum. Ama yapamam. Fazla duygusalsın. Bence konuşmanda yarar var. Konuştum. İstediğimi yaparım diyorum. Herkes her istediğini bu dünyada yapabilse, kim bilir neler olur. Bunu kabullenemem Mahsun. Yapamaz. Buna mani olacağım. Ağlama çözüm değil. Yeter artık. Elimde değil Mahsun. Bağırmak, haykırmak istiyorum. Ebru. Efendim. Seni çok seviyorum. Ay. Harika bir geceydi. Bravo şu Serpil'e, tam bir iş kadını olmuş. Doğrusu kıskandım. Ya babanın eski ortağının oğluyla karşılaşmamıza ne dersin? Mahsun'la? Yakışıklı çocuk. Babam şimdi duyunca şaşıracak. Peki onunla gelen kızın yaptığına ne dersin? Kolay değil. Annesini genç bir çocukla görüyor. Dünyası yıkılmıştır zavallının. İşte gör bak neler var. Annenin kıymetini bil. Sen başkasın anne. Nasıl kendini onunla bir tutarsın? Bunu bir tek baban anlamıyor. Baksana. Saat kaç oldu? Hala ortalarda yok. İşi olduğunu söylemişti. Öyle olmasa zaten bizimle birlikte gelecekti. Ben onun işi filan olduğuna inanmıyorum. Bunu kullandı. Yapma anne. Kuruntu bunlar. Çok yükleniyorsun babama. Haklıyım da ondan. Ama sen her zaman babanı korursun zaten. Ana, ben gidiyorum. Akşam çok geç kaldım. Feneri nerede söndürdün? Boş ver be ana. Alo. Mahsun Kırmızıgül'le mi görüşüyorum? Evet. Size ulaşmak ne kadar zormuş. Ben Gönül. Ha evet, benimle görüşmek istemişsiniz. Evet, istedim. Bu senin için çok önemli. Kimsiniz? Ne anlatmak istiyorsunuz bana? Telefonda olmaz. Vaktiniz varsa Bebek'te Marmara Kafede bir saat sonra buluşalım. Sizi nasıl tanıyacağım? Üstümde gri beyaz çizgili bir takım olacak. Elimde de sarı gül. Tamam, bir saat sonra. Tamam. Görüşmek üzere. Sana dedim Mustafa. İntikamım acı olacak. Gönül Hanım. Mahsun Bey. Buyurun. Evet, sizi dinliyorum. Rahmetli babanızın ismi Şehmuz Kırmızıgül değil mi? Evet. Nereden biliyorsunuz? Öz Ortak Şirketler Grubu'nun patronu. Mustafa Bey'in eski ortağı. Evet. Mustafa'nın babanın başına ne çoraplar ördüğünü biliyor musun? Ne söyledin? Bak şimdi beni iyi dinle. O cibiliye sizin babana yaptıklarını duyunca dudakların uçuklayacak.